Merhaba, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Öğleden sonra oldu gerçi ama. Ben bugün biraz daha farklı birkaç konuya değinmek istiyorum. Şimdi gün içerisinde aslında hem işin tarım tarafında hem gıda tarafında stratejisinden biraz bahsedildi. Problemlerden biraz bahsedildi. Hep problemleri konuşuyoruz. Acaba bunlara ne tür çözüm önerileri getirebiliriz? Ona yönelik biraz teorik ama biraz da uygulamalı örnekleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi fırsatlar olarak biraz cazip bir başlıkla aslında konunun ilgi çekici hale gelmesini sağlamaya çalıştım sizler için. Bu Diamond'ın Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabının ön sözünden, Türkiye için yazdığı bir ön söz. Kendisi de birkaç kere Türkiye'ye gelmiş. Söylediği şu, aslında burası daha önceki sunumlarda da kısmen değinildiği gibi neredeyse Neolitik çağın başladığı yerlerden bir tanesindeyiz. Nohut mesela Türkiye'den çıkıyor. Diamond'da nohuta örnek veriyor. Siz nohutun ortaya çıktığı coğrafyanın insanlarısınız diyor ama arada geçen zaman içerisinde o ilk olmanın avantajını şu veya bu şekilde kaybetmiş oluyorsunuz. Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Kendi ülkesiyle de Türkiye'yi karşılaştırıyor. Amerika'nın da eski avantajı olduğu vurgulanan teknoloji alanında şimdi çok kuvvetli rekabet ortamıyla karşı karşıya kaldığına vurgu yapıyor ve Amerika'nın dahi mevcut teknoloji politikalarını değiştirmediği, güncellemediği takdirde o rekabet avantajını çok farklı şekillerde kaybedebileceğine vurgu yapıyor. Benzeri Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye'nin vermesi gereken kararlar var. Bu kararlar kısmen politik kararlar ve ne yazık ki bugün karşı karşıya kaldığımız sonuçların kısmi sebepleri de bu hatalı olarak verilmiş politik kararlardan kaynaklanıyor. İyileştirmeye çok fazla yerde ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda bir de fırsat serisini karşımıza çıkartıyor. Yani evet, ne yazık ki gündemimizin önemli konuları tarım gıda sektöründe yaşanan çok farklı problemler ama aslında bunlara üretilebilecek çözümler aynı zamanda bu sektörde ne tür fırsatlar olduğunu da bize vurguladığı için başlıkla birlikte ben özellikle burada belki olumsuz olarak yansıyabilecek her alanın bir çözümünün olması gerektiğini de belirterek oraların aslında bizler için fırsat olduğunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Son bir iki sunumda ben iki tane görsel kullandım. Bunlar aslında sadece Türkiye için değil dünya için de iki tane alternatif olduğuna bize vurgu yapıyor. Bir tanesi, eğer siz bindiğiniz gemiden kendi küçük sandallarınızı kesmeye çalışırsanız bunun bir grup sonucu var. Yani siz bireysel olarak hareket etmeyi tercih edecekseniz bunun sonuçlarıyla da yaşamak durumundasınız. Bir diğer alternatif ise ortak çalışmayı seçmek. Yani evet, dalgalar var, fırtına var, şu var, bu var. Son derece olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız ama ancak işbirliği yaptığınız takdirde bunların üstesinden gelebileceksiniz. Tarımda ısrarla hep aynı ülkelere vurgu yapıyoruz. Hollanda'nın çok farklı sebeplerle başarılı olduğunu söylüyoruz. İngiltere başarılı, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya. Bunlar birkaç sebepten ötürü başarılılar. Birincisi, şöyle bir resimle karşı karşıya kalmayı tercih ettikleri için başarılılar. İkincisi, bizim bir türlü oluşturamadığımız güven unsurunu şu veya bu şekilde ortaya çıkartmış durumdalar. Sunumda biraz sonra bunun nasıl ortaya çıkartılabileceğini, yani bunun ihtiyacı olan altyapının ne olduğuna vurgu yapmaya çalışacağım ama nihai olarak ya bu resimle karşı karşıya kalmayı tercih edeceksiniz ve sonuçlarıyla yaşamayı da yaşamak zorunda kalacaksınız veyahut da böyle bir alternatife gidebileceksiniz. Şimdi biz Türkiye'de ağırlıklı olarak her şeyi devletten bekleyen bir ülkeyiz, değil mi? Yani devlet yapsın, devlet teşvik versin, devlet buna destek olsun, şurada önümüzü açsın, onu yapsın, bunu yapsın şeklinde gidiyor. Ostrom Nobel Ekonomi Ödülü sahibi, kendisinin İngilizceyi ben kötü biraz tercüme ettim, hızlı tercüme ettim ama söylediği aslında siz bu sorunlara çözüm arıyorsanız bu çözüm bürokratlarda veyahut da politikacılarda olmayacak. Bu sorunu siz yaşıyorsanız, bu sorunun içerisindeyseniz çözüm de sizden gelmek zorunda diyor. Yani biz sırtımızı şu veya bu şekilde bize babalık yapacak, abilik yapacak, annelik yapacak devlete değil, bu sorunların içerisindeyse kendi üreteceğimiz çözümlerle bu sorunlara aslında bir şekilde iyileştirmeler yapmamız gerektiğini vurgu yapıyor. Bu Mersin'den alınma bir resim. Gördüğünüz gibi
ortada aslında verimli, bereketli olduğunu varsaydığınız bir grup arazi var ama onun etrafında da çok kuvvetli bir şekilde yapılaşma olduğunu görüyorsunuz. Hazine, fırsat hepsi bizde. Coğrafyanın getirdiği çok farklı, çok çeşitli ürünleri yetiştirmeye imkanınız var ama hani o vurgu yaptığım tercihler sizi bu sonuçlara getiriyor. Muhtemelen bu resim sonrasında tarlada yerinde durmuyordur diye tahmin ediyorum. Kimseye kızdığım için, kimseye kırgın olduğum için değil, hayatın gerçekleri ne yazık ki o tarımsal, verimli, bereketli, refaha götürebilecek üretimin yapılacağı yerlerde dahi çeşitli tercihlerden dolayı insanların tarımsal üretimden çıkıp çok farklı o arazileri çok farklı amaçlarla kullanmaya ittiklerini görüyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor. Gıda tarım sektöründe daha önce görmediğimiz aktörleri görmeye başlamış durumdayız. Burada bir yatırım sermayesi var. Yakın zamana kadar hiç tarımla, gıdayla ilgilenmiyordu. 2007'ler, 2008'lerde ilk olarak tam da finansal krizin olduğu dönemde yoğun olarak tarım sektörüne ilgi duymaya başladılar. Daha önce yine hiç görmediğimiz şu teknoloji firmaları tarım, gıda ile ilgilenmeye başladılar. Bunun içinde IBM de var, Google da var, Amazon da var, Siemens var, Microsoft var. Bunların hepsi daha önce kendileri için çok cazip görmedikleri sektöre yaklaşmış durumdalar. Perakende çok farklı şekillerde işin içinde. Yine tarım teknolojileri alanında farklı firmaların yatırım yaptığını görmeye başlıyoruz ama yeni bir ekosistemin oluştuğunu da görüyoruz. Yani o fırsatlara vurgu yaparken aslında diğer sektörlerden çok iyi kazanç sağlamış olan farklı yapıdaki firmaların tarım ve gıda sektörlerindeki boşluğu görerek buraya da artık yoğun bir şekilde girmeye başlamış olduklarını görüyoruz. Sonuçlardan bahsediyoruz. Bugün yani işte artan gıda fiyatları, yüksek girdi maliyetleri, üretimde yaşanan zorluklar. Neden bunlarla karşı karşıyayız? Karşı karşıya kalmamızın sebeplerinden bir tanesi tarımın çok karmaşık bir yapıya sahip olması. Yani dikey olarak baktığınız zaman üretici, ürün, sektör, ulusal ve uluslararası düzey şeklinde gidiyor. Yatay olarak baktığınız zaman bu çeşitli örgütler, uluslararası kurumlar seviyesinde de olabiliyor. Global olarak olabiliyor. Bütün bunların arasında bir dış ticaret var. Adım adım bütün bu yapıya baktığınız zaman yönetilmesi gerçekten çok zor bir sektörle karşı karşıyasınız. Yani sağlık sektörüne de baksanız, inşaata da baksanız, ulaşıma da baksanız bu kadar farklı ve karmaşık bir yapının olmadığını görüyorsunuz. Yani siz o zaman bu kadar karmaşık yapıyı yönetmek istiyorsanız bir sisteme ihtiyacınız var. Bir sistem önemli bir araç çünkü bir şekilde bunun modellenmesi, bu farklı paydaşların, çalışanların, noktaların bir araya gelmesi, karşılıklı olarak etkileşim içerisinde olması gerekiyor. Ama bu da yeterli değil. Yani işin mekanik tarafı, belki biraz daha programlama, mühendislik, modelleme tarafında bütün bunları çözmeniz söz konusu ama burada eksik olan bir unsur daha var. Eksik olan unsur da kurumlar. Kurumlar neden bu kadar kritik diye baktığınız zaman aslında belki bir kurumu tanımlamak lazım. Yani tamam çok karmaşık bir yapı var arka planda. Ben bunu mekanik olarak iyi bir mekanizma tasarlayabilirsem yönetmeyi deneyebilirim. Bir sürü değişken var, bir sürü kriter, kıstas var ama bir şekilde optimize edebilirsem ben bunu yönetebilirim deseniz dahi bu kurumları oturtmadığınız takdirde o yönetimi sağlayamıyorsunuz. Nedir? Çok basit haliyle aslında kurum iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi bireylerin hareketleri ama o bireylerin hareketlerini disipline etmeniz gerekiyor. Yani siz bunu çeşitli kurallar içerisine oturtmanız gerekiyor ki bu bir ortak harekete dönüşebilsin. Yani topluluk içindeki o bir sürü paydaşın hareketi bir düzen içerisinde olmalı. O düzenin hayata geçebilmesi, verimli işleyebilmesi için de sağlıklı kurumlara ihtiyacınız var. Ne işe yarıyor bu kurumlar diyebilirsiniz. Yani orada kurum, burada kurum, kurumdan bahsedip duruyor herkes ama temel olarak, çok basit olarak ne işe yararlar diye sorguladığınız zaman bir bilgi ön plana çıkmaya başlıyor. Yani bu kurumlar arasında bir bilginin paylaşımının olması lazım. Finans çok önemli bir ayağı bu işin. Piyasa yapısı ve mekanizması çok önemli ki Türkiye'deki özellikle tarım gıda sektöründeki piyasaların çok sağlıksız çalıştığını söylüyoruz. Bu üretim tarafında da geçerli, girdi tedarinde de geçerli, lojistikte de, finansmanda da, pazarlamada da
atığın yönetiminde de geçerli. Yani ne yazık ki bu piyasa yapısı çok sağlıklı bir şekilde oturmamış durumda. Piyasa yapısının diğer bir uzantısı da rekabet. Sektörün farklı paydaşları, daha doğrusu sektördeki tüm paydaşlar hep aslan payını kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Yani becerebildiği kadar o aracı, tüccar, nasıl komisyoncu, nasıl isimlendirirseniz isimlendirin, aslan payı bende kalmalı diyor. Diğer aktörler de bende kalmalı diyor. Herkesin aslan payını kazanmaya çalıştığı bir noktada da aslında o değer zincirinin iki ucundaki paydaşlar çok olumsuz bir şekilde etkileniyor. Bunların bir tanesi üreticiler, diğeri de tüketiciler. O piyasa yapısını verimli, etkin, sağlıklı bir şekilde oluşturamadığınız zaman ne yazık ki bugün karşı karşıya kaldığımız üretim tarafında ve tüketim tarafındaki problemler ortaya çıkıyor. Son olarak da işin bir yönetişim boyutu var. Yani governance dediğimiz bu karmaşık yapıyı acaba nasıl yöneteceksiniz ki daha verimli, etkin çalışan bir sektörle karşı karşıya kalın. Burada çok farklı açılımlar var ama nihai olarak başarıyla bu işi uygulamış ülkelere baktığınız zaman bu üçlü yapının geçerli olduğunu görüyorsunuz. Yani bu işin bir Ar-Ge'si olmalı. Bir eğitim tarafı olmalı, bir de yayım tarafı olmalı. Politikasından bahsettim, bunu geçebilirim. Peki dünyada tarımın ekonomisi nereye gidiyor dersek, yani şöyle bir önümüze bakarsak, o fırsatlar nerelerde yer alıyor dersek, yeni yapıların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların bir tanesi tedarik zinciri, bugünün konusu. Burada bir entegre üretim söz konusu. Yani geçmişe kadar ben bir şeyler üretirim, şu veya bu şekilde satarım dediğiniz süreçler artık iç içe geçmiş, birbiriyle daha yakınlaşmış ve entegre hale bir gelmiş durumda. Bunun içine işleme giriyor, pazarlama giriyor, tüketici davranışları giriyor. Az önce vurguladım, o ne üretirsem satarım değil, tüketicinin talebi çerçevesinde şekillenen bir ekonomi olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en büyük sektör haline gelmiş durumda. Yani tamam, ben bir şeyler üretirim diyorsunuz ama hani o aslan payına da vurgu yaptım. Sektörler arasındaki aslan payını bu sefer hizmet sektörü almaya başlıyor. Yani siz sunduğunuz ürünlerin ne, nasıl sunulduğu, nereye sunulduğu daha da kritik hale gelmiş oluyor. Agribusiness tarımsal üretimden daha büyük. Yani evet, burada tarım ürünlerinden bahsediyorsanız bunların üretilmesi gerekiyor ama işin işletmecilik kısmı, ticaret kısmı üretim kısmından çok daha büyük hale gelmiş durumda ve o baştaki yeni ekosistemdeki çok farklı paydaşları göstermeye çalıştım. Onlar aslında bu işin o firma bazındaki, ticaret bazındaki o büyük pastanın paylarını paylaşmaya çalışan şirketler olarak ortaya çıkıyor. Piyasa da değişiyor. Yani yakın zamana kadar arz var, talep var diye çok basite indirgediğimiz, modellediğimiz dünya değişmiş durumda. Piyasa acaba statik bir yapımı yoksa dinamik bir yapımı? Yani sizin inovasyonlarınız, yenilikleriniz, ortaya koyduğunuz yeni ürünler, yeni yöntemler yepyeni piyasalar mı ortaya çıkartıyor? Bu da üzerinde durulması gereken konulardan bir başkası. Ve geçmişe kadar bir tarafta ekonomi vardı, bir tarafta biyoloji vardı, ikisi birleşmiş durumda. Yani artık biyoloji vasıtasıyla gıdanın, yakıtın, lifin ve kimyasalların üretimi bambaşka bir boyuta gelmiş durumda. Bu da yine fırsatlardan bir tanesi. Yani artık sadece tarım ürünüyle yetinmiyorsunuz, özellikle teknoloji vasıtasıyla çok farklı ürünleri de üretebilir hale geliyorsunuz. Bunlardan bahsettim. Fırsatlardan da kısmen değindiğim gibi, bir yatırım sermayesi artık bu sektörü çok cazip olarak görmeye başlamış durumda. Bilgi iletişim teknolojileri çok yoğun bir şekilde sektörün içine girmiş durumda. Artık yeni iş modellerini görüyorsunuz. Yani lojistik tarafında da, finansta da, atıkta da, teknoloji tarafında da bütün bu paydaşların entegre olduğu, bir araya geldiği ve yeni bir işbirliği modelinin ortaya çıktığı dünyadan bahsediyoruz. İki tane örnek vereceğim, ondan sonra konuşmamı bitireceğim. Bunlardan bir tanesi şurada gördüğünüz toplam faktör verimliliği. 1961'den 2010'a kadar, biraz sonra daha güncel halini göstereceğim ama şuraya baktığınız zaman iki ülke, sondan başa gidelim, dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Brezilya, diğer için. Brezilya ve Çin'in 2010'lara gelindiği zaman toplam faktör verimliliğinin çok hızlı bir şekilde 90'lardan itibaren artmaya başladığını görüyorsunuz. Şimdi arkaya doğru geri gidersem, bunların aslında 1960'larda diğer ülkelerden çok farklı olmadığını, şuralarda olumsuz etkilendiğini, yani 60-90 arasında
düşük bir tempoda ilerlediklerini ama 90'dan sonra çok hızlı bir ivme yakaladıklarını görüyorsunuz. Buna biraz ekleme yaptım, biraz da güncelledim rakamları. Yine sondan başa gideyim. Brezilya ve Çin şuradaki yeşil ve turuncu renkler. Onları geriye götürdüğüm zaman dünyanın geri kalanından siyah olan dünya, kırmızı olan Türkiye. Yani biz trende çok paralel bir şekilde dediğim gibi siyah dünya, kırmızı Türkiye ikisi el ele kol kola ilerliyorlar. Ama az önceki Brezilya, Çin örneğini geriye götürdüğüm zaman onlar o trendin çok aşağısında başlıyorlar ama ondan sonra 90'lardan itibaren o trendin üstüne çıkıyorlar. İyi de ne yaptı bunlar? Yani Brezilya neyi farklı yaptı, Çin neyi farklı yaptı? İki ayrı açıdan yaklaşacağım. Bir tanesi makro olarak Brezilya'nın neyi farklı yaptığını anlatmaya çalışacağım. Brezilya 90'larda şu başlıklara yatırım yapmayı tercih ediyor. Diyor ki ben bir fark yaratacaksam bu teknolojiyle, altyapıyla ve o az önce vurgu yaptığım piyasaların sağlıklı işlemesiyle ilerleyecektir. Farkı orada yaratabileceğim. Dolayısıyla ben önceliğimi bu alanlara kaydırıyorum diyor. Burada her şey istedikleri gibi gitmiyor. Yani toz pembe bir resim yok. Bazı yerlerde düşe kalka ilerliyorlar. Her şey istedikleri ölçüde başarılı gitmiyor ama o tecrübelerden onlar da bir aslında ders alıyorlar. Yani yol boyunca öğrendiklerini kendi o harita üzerinde güncelleyerek yollarına devam ediyorlar. Yaptıkları ilginç bir şey, rantı nasıl paylaştırdıkları. Hani aslan payına vurgu yaptım ya, yani Türkiye'de, sektörde bütün oyuncular o aslan payını kapmaya çalışıyorlar. Brezilya bunu biraz daha dikkatli bir şekilde yapıyor. Yani burada paydaşlar nelerse, farklı sosyal gruplar neyse hem fayda tarafında hem maliyet tarafında bu elde edilen rantı dikkatli bir şekilde dağıtmayı tercih ediyor. Bu sizin politika tercihiniz aslında. Yani siz politika yapıcı olarak o farklı paydaşların bir kısmına ağırlık verebilirsiniz, bir kısmını arka plana itebilirsiniz. Bu tercihi yaptığınız zaman Türkiye gibi bir resimle de karşı karşıya kalabiliyorsunuz veyahut da burada olduğu gibi sektörü çok daha verimli bir hale getirmeniz söz konusu olabiliyor. Kapsayıcı kurumlar çok önemli. Brezilya burada dikkatli bir şekilde politik olarak kapsayıcı ve ekonomik disipline sahip bir kurumsal yapıyı oluşturmaya çalışıyor. Kurumlar çok önemli dedim. Bu kapsayıcı kurumlar da çok detaylı çalışılması gereken konular, incelenmesi gereken konular ama bunu yapmadığınız zaman, politik tercihlerinizi farklı şekilde gerçekleştirdiğiniz zaman olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Basit haliyle kendi tarım politikaları daha az müdahaleci, kısıtları ortadan kaldırıcı, özel sektöre yeni görevler yükleyici bir politika şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci örneğe gitmek istiyorum. O da Çin. Çin küçük modeller oluşturuyor. Bu modellere bilgi ve teknoloji arka bahçesi veyahut da avlusu diyor. Şöyle birkaç paydaş var bunun içinde. Bu minik bir ekosistem aslında. Bunun gibi bir sürü minik köyler oluşturuyorlar. Arzu Hoca girişte bunun çok büyük ölçekteki haline vurgu yaptı. Yani işte farklı ülkelerde Hollanda'sı, İngiltere'si, Avustralya'sı, Singapur'u, Çin'i, Çin'i geri alayım. Diğer ülkeler büyük ölçekte bunu yapıyorlar ama Çin bunu mikro ölçekte de gerçekleştiriyor. Ortaya çıkarttığı bu arka bahçeler, avluların bir kısmı üniversite, üniversitede araştırma eğitim hizmet bunlar oluşturuluyor. Bilim insanları, yüksek lisans öğrencileri bunun içinde. Diğer tarafta tarım toplulukları var. Özellikle önder çiftçilerle çalışıyorlar. Kooperatifler bu işin bir paydaşı. Bu tarafta işin Ar-Ge bilim kısmı var. Bu tarafta tarım kısmı var. Şimdi bu bilgi ve teknoloji arka bahçesi BTA'larla ikisi bir araya geliyorlar. Bir tarafta devlet desteği var. Diğer tarafta özel sektör var. Üniversiteden bilgi geliyor. Gelen bilgi önder çiftçiler üzerinden eyleme dönüştürülüyor. Gerekirse önder çiftçi uygulamalarında güncellemeler yapılıyor. İyileştirmeler yapılıyor ve önder çiftçiler artık sağlıklı bir şekilde bu tarımsal üretimi yapabilir hale geldiği zaman önder olmayan, biraz daha arka planda kalmış olan çiftçilere bütün bunlar aktarılıyor. Girişteki resmi bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Ya o bulunduğunuz geminin içerisinde testereyle kendinize küçük sandalcıklar yapmayı tercih ediyorsunuz ya da hep birlikte kürek çekmeyi tercih ediyorsunuz. Fırsat aslında şurada, benim çok sevdiğim Yaşar Kemal'den bir alıntı. Bunu okuduğunuz zaman içiniz gidiyor. Yani bu ülkenin çok az ülkeye nasip olmuş bir zenginliği var.
Ama biz bu zenginliği kendi tercihlerimiz çerçevesinde bir tarafa da döndürebiliyoruz, farklı bir tarafa da döndürebiliyoruz. Tercihlerimiz nihai olarak sonuçları belirliyor. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum.